Ve o saldırıda yani 27 Temmuz 2008'de gerçekleşen saldırıda şehit düşenlerden biri de Furkan Şentürk'tü. Kanlı saldırının 14. yılında o terörist yakalandı ve biraz önce belirttiğimiz gibi etkisiz hale getirildi. Şentürk'ün ailesi ise duygularını CNN Türk muhabiri Buse Devirene anlattı. Evet 27 Temmuz 2008 tarihinde kanlı saldırı gün görende gerçekleşmişti ve arka arkaya iki bomba patlamıştı. İşte orada o kanlı saldırıda şehit düşenlerden biri de Furkan Şen Türklü Furkan henüz 14 yaşındaydı ve eğer şehit düşmeseydi askeri liseye kazanmıştı ve okul hayatına devam edecekti. Şimdi Furkan'ın anne ve babasıyla beraberiz. Annesi Sadiye Hanım ve babası da yanımızda. Efendim tekrardan başını sağ olsun. Aradan 14 sene geçti ve e, bu saldırıyı düzenleyen terör örgütü mensubu Nusret e, ismindeki terör örgütü mensubu da yakalandı efendim ve etkisiz hale getirildi öldürüldü. Gebertildi dağ faresi dağ fareleri o kadar mutluyum o kadar sevinçliyim ki o kadar yani 14 sene geçti hiçbir böyle bir sevinçli haber almamıştım çok sevinçliyim o dağ faresini getirsinler meydana o bayrak direğini assınlar onu. Biz, biz, mahkemelere gidiyoruz. 7 sene ağır ceza sürdü. Mahkemelere gittiğimizde dönüp bir arkasına bize bakıyor dalga geçer gibi. Acımızı paylaşıyormuş. Ben yapmadım, ben yapar mıyım, ben insanım, benim de annem var, benim de kardeşlerim var diye bizimle dalga geçtiler. Bu yakalanan şahıstan mı söylüyorsunuz? Evet, söylüyor. evet. Nusret, Nusret Tebiş adını ağzıma almak istemiyorum. Katil. Pazar günü oğlum hiç aşağıya inmeyen çocuk aşağıya indi arkadaşıyla birlikte. Birinci bomba patlamış ses bombası. Bizim hiç haberimiz olmadı. Hain bir saldırı o ses bombasıyla etraftaki insanları oraya topluluyor. topluyorlar. Orada o bombayı patlatıyorlar, milleti topluyorlar. Orada bir tane şehidimiz var, dört tane de yaralı var. Bu Furkan oğlumla Murat gidiyorlar. O yaralılara yardım ediyorlar. Dönüşte ikinci bombaya yakalanıyorlar. Orada şehit oluyorlar. İçime sanki cız dedi böyle. Furkanım dedi. Koştum ben. Ha. Patlamanın olduğu yere. Tabi yaralılar çok var. Çoğu böyle kanlar böyle. De. Oğlumun yanına gittim. Ya bu değildir dedim ya kabullenemedim. Daldık gittik oraya. Bilmiyoruz ki o çocuğun oğlumun orada olduğunu bilmiyorum. Gittim baktım oğlum orada yatıyor gördüm oğlumu. Benim oğlum orada ağladım dedim oğlum dedim kalk niye yatıyorsun orada Furkan gel buraya diye sesleniyormuş. Ağlamak da istemiyorum. Yüreğimize serpildi ama sizden duydum ben dediğim gibi bilmiyordum ben. Eşime dedim ki gelir misin gel. Belki ne olmuş gel dedim. Aç telefonu televizyonu açsana CNN Türk'ü. Dedim oğlumuzun katili gebertilmiş daha faresi. 14 yıl sonra bu kadar mutlu, O kadar mutluyum ki şimdi çıkıp balkondan haykırasım bağırasım geliyor. Furkan hayatını kaybettiğinde 14 yaşındaydı. Eğer yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı. Furkan'ın hayalleri, ümitleri yarım kaldı ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla Furkan ve diğer 17 şehidin kanı yerde kalmadı ve katili yakalanarak etkisiz hale getirildi diyelim. Biz buradan şehit Furkan'ın ailesinin yanından sözü tekrar size merkeze bırakalım.